Merhabalar, kolay gelsin. Efendim, anneler günü yaklaşıyor, onunla başlayalım. Şöyle yumuşak yumuşak bir giriş yapalım. Anneler günü yaklaşıyor. Bu anneler günü nasıl olsun? Vallahi anneler günü bütün anneler için güzel geçsin. Hani diledikleri her şeye kavuşsun annelerimiz. Zaten benim annemle ilişkimde herkes çok iyi biliyorlar. Ya annelerin yüzü gülsün istiyorum. Ve lütfen annelerimize ev eşyası almayalım. Çünkü annelerimiz bir çalışan değil. Anne... Hiç sevmiyorum ya, mutfak robotu, süpürge falan alıyorlar yani. Hoş değil bence. Yakalandık. Süpürge mi aldın? Vallahi süpürge aldım. Yakalandım. Şey diyeceğim, samimi bir soru soracağım. İsterseniz cevap vermeyebilirsiniz ama anne olmayı düşünüyor musunuz? Ya tabii ki düşünüyorum. Çocukları çok severim. Evet. Zaten öğretmenlikten geliyorum biliyorsunuz. Düşünüyoruz ama biraz daha yoluna koyalım. Değil mi işleri? Siz niye gelmiyorsunuz? Eşim ve erkek kardeşim. Siz niye gelmiyorsunuz? Gelin gelin. bu soru sizi de ilgilendiriyor efendim. Tabii ki en kısa zamanda düşünüyoruz. En kısa zamanda mı? Yani ben en kısa zamanda diyorum. O hızlı galiba. Kendisi. Çok hızlı dedi. Efendim Ceyda Dümenci'nin bazı açıklamaları oldu. Denk geldiniz mi bilmiyorum. Ha, gördüm yani. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce erkek çalışanlar kadın çalışanların özel günü için çekmecelerinde ya da yanlarında hijyenik bed bulundurmalılar mı? Yani hani orası çok kişisel bir alan arkadaşlar, o yüzden bir şey söyleyemeyeceğim. Hani bunu umman vardır ama ben öyle bir şey ummam. Çünkü bir alışkanlık olmuştur yani, gidip bir erkeğe sormazsın yani, ya da belki paylaşmak istemezsin, bilemem, o çok kişisel bir şey. Hani Ceyda Hanım'ın bakış açısı orada öyledir, ben başka bakarım. Türk erkeğinden böyle bir incelik bekler misiniz? Hayır. Yok ya, çünkü şey, bizde hala pedaldığımızda gazeteye ya da siyah poşete sarmak durumu var. Oraya geçmemiz, yani Ceyda Hanım da onu aslında ifade ediyor. Buraya geçtiğimizde kafa çok değişecek diyor. Onu anlıyorum. Ama oraya geçmemize çok fazla zaman olduğunu düşünüyorum. Peki, hiç sorulmamıştır. Soruyorum. En çok hangi şarkısını seviyorsunuz? Yani bilmediğiniz bir parçası var aslında yani. Hani parçaları Allah aşkına söyleyin. Kendisi söylesin. Hangisini seviyorsun? Yedi Veren Öldü. Ha, evet. Bir çıkacak albümde çıkacak şarkılar var, evet. Sürpriz parçalardan biri. Yani zaten söz müzik... Böyle küçücük mırıldanamıyor muyduk? Eskiden yapıyorduk ya. O eskidendi. Ya şu an çok sürpriz. Ne yapacağımızı bilmediğimiz için biz de aslında çok ortalığa dökmüyoruz. Bir de herkes sürpriz yapıyor. Ben de yapayım artık. Son soru. Erkek sanatçıların gündemden düşmeyen bir estetik merakı var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Erkeğe oje yakışır mı? Ya herkes yakıştırdığını yakışır arkadaşlar. Ben hani şeyim, oje sürmeleri hani bana garip gelmiyor, kötü gelmiyor. Canı istiyorsa sürsün, istemeyen istemediğini yapmasın. Estetik mesela, okey, adam istiyordur, mutludur o şekilde. Bence gayet yaptırabilir. Peki efendim, eşiniz oje sürerek eve gelse tepkiniz ne olurdu? Ya hiçbir şey söylemem, ben öyle biri değilim. Ben saçımı beyaza da boyatabilirim, saraya da boyatabilirim. Yani öyle şeyler. Oje de sürebilirim. Yani o benim kendi keyfimle alakalı, o yüzden. Yani... Sizin bu özgürlüğü çok seviyorum ben. Aynen. Sizi çok seviyoruz, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim, ben de sizi seviyorum arkadaşlar. Estağfurullah, olur mu öyle şey? Çok teşekkür ederiz ya.